Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptığı görüşmeler neticesinde ulaştığı bilgileri... Oh, sonunda kavuştuk, sonunda. Önce kabaca ben kendi hayatımdan bahsedeceğim. Kabaca diyemem, belki biraz detaylara da girerim bazı yerlerde. Onun arkasından da sizlerin sorularını yanıtlayacağım ama öncesinde Big Bang'e geri dönmek istiyorum. Yani her şey nasıl başladı? Ve ben şimdi sizi 1983 yılına götürüyorum. İstanbul'da doğdum. 28 Haziran 1983. Baba tarafı Sinop, anne tarafı Kırklareli. Çocukluk ve ergenlik dönemi biraz zor geçti açıkçası. Çok içine kapanık, çekingen, kendi dünyasında yaşayan, çok sıkıntıları da olan bir çocuktum. Dayak, ceza, yapamazsın, işte sen şöylesin, böylesin. Bu tarz şeyler çok oluyordu. Gerçi çoğu ailede de vardı o zamanlar. Çünkü o yıllarda ebeveynler daha katıydı. Daha çocuğun psikolojisine yönelik davranan, ama yanlış bir şey söylemeyeyim de psikolojisi kötü etkilenmesin diye davranan ebeveyn sayısı çok azdı. Bizimkiler de böyle öğrenmiş, böyle görmüşlerdi. Yani onları da suçlayamıyorum çünkü. Bildikleri yol buydu. Tabii yıllar içinde çok kızgın olduğum, kırgın olduğum dönemler oldu. Çünkü daha farklı bakıyordum hayata. Şu anki yaşam felsefem biraz karma, reenkarnasyon öğretileri. Buralara da çok beslenen bir hayat felsefem var şu anda. O yüzden de bu yaşadıklarımı, bu çocukluğumu zaten diğer önceki hayatlarımdan getirdiğim hesaplaşmalar, ödevler olduğunu düşünerek aileme de bu konuda bana alan açtığı için müteşekkir hissediyorum açıkçası. Çünkü okulda da yine, ortaokulda özellikle çok fazla disiplin, tırnak kontrolü, çanta kontrolü, saç kontrolü, dayak yiyen çocuklar, dayak yiyen arkadaşlarım. Yine aynı evdeki muamele okulda da vardı. O yüzden bir sosyal kaygı yarattı bende. Ama tabii bunun sosyal kaygı olduğunu bilmiyorum o yıllarda. Ben sadece bu sıkıntı yaşıyorum ama bunun ne olduğunu çözemiyorum. Ama insanlardan kaçıyorum, korkuyorum, otoriteden ödüm kopuyor, birisi azarlayacak, sürekli birisi ceza verecek. Arkadaşlıklar kuramıyorum, insanlardan kaçıyorum, beğenilmemek, sevilmemek, aşağılanmak korkusuyla kimseyle iletişim kuramıyorum. Ortaokul bu şekilde çok zor geçti. Ve ben çok sıkışık bir çocuktum. Okul hem ev bu şekilde olunca, yani benim astım hastalığım vardı. Astım krizi geçirdiğim oluyordu ve çok ciddi bir krizden bahsedeceğim. Artık nefes alamıyordum. Yani nefes aralığım şöyle. Oksijen girmiyor vücuduma. O kadar korkunç haldeyim ki öldüğümü düşünüyorum. Ama yine de gidip anne babama bunu söyleyemiyordum. Bana yardım edin anne baba ölüyorum diyemiyordum. O sırada ölmek bunu anne babamla paylaşmaktan daha kolay geliyordu. Bu kadar korku, bu kadar endişe ve kaygıdan bahsediyorum. Bu şekilde yaşarken okulumda başarısız, derslerimde başarısız ilerliyordu. Hatta orta 2'de sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Çünkü yani bunu bile söyleyemiyorsanız ailenize, gözleriniz bozulduğunda okulda tahtayı göremeyip derslerden kaldığınızda da söyleyemezsiniz. Ve bu yüzden ben orta 2'de sınıfta kaldım. Ancak kaldıktan sonra bunu paylaşabildim ailemle. O kadar çok korkuyordum. Bana kızacaklar, beni azarlayacaklar ya da kötü bir şey yaşanacak diye. Neyse o şekilde ortaokul çok ızdırap dolu bir şekilde geçti, gitti. Ve babam ve rahmetli amcam, Allah rahmet eylesin, çok severdim ben kendisini. Bizi kız kardeşimle çok güzel bir okula rağmen, çok güzel bir Anadolu Meslek Lisesi'ne amcam da vasıtasıyla yazdırdılar. Ben sınıfta kaldığım için kız kardeşimle aynı sınıfa düştüm. Birlikte artık liseyi okumaya başladık. Aynı sınıfta, aynı sırada oturuyoruz. Çok güzel her şey. Tabii bu birazcık da güven hissettiriyor insanda. Sosyal kaygı hala devam ediyor ama ben hala bilmiyorum onun ne olduğunu. Güvensizlik mi acaba? Kendimi beğenmeme sorunum mu var acaba? Bunlar mı diye düşünüyorum sadece. Tabii ki kaynağını bilmiyorum. Ama ortaokuldan beri hayalini kurduğum otomobil tasarımcısı olmak rüyasına birazcık daha yaklaştığım için derslere biraz daha sarılmaya başladım. Ve okul benim eğitim hayatımda aldığım en kalifiye, en donanımlı eğitimdi devletten aldığım bence. Teknik resmimize İTÜ mezunu hoca giriyordu. Tasarım dersimize, desen dersimize mimar sınavından gelmiş hocalar giriyordu. Bir yıl hazırlık İngilizce okumuştuk falan. Yani mükemmel bir eğitim sistemin içine girdi. Ve tabii hayallerim netleşmeye başladığı dönem o. O yüzden de derslerime çok sıkı sarıldım. Ve okuduğumuz iç mekan tasarımın bölümünü çok güzel başarıyla okul dördüncüsü olarak bitirdim. Mükemmeldi. Çok şey öğrendim. Ben çok seviyordum ki arabalarla ilgilenmeyi. Yani
bütün hayatımın bu şekilde geçmesini çok istiyordum. Bir otomobil tasarımcısı olarak bir özellikle Alfa Romeo'nun tasarım ekibinde yer almak benim için mükemmel bir hayata bağlanma sebebiydi. Çok fazla araba dergisi okuyordum. Otoshow'lar, otohaberler ama babam da galericiydi. Sanırım ki onun etkisi çok olmuştu. Çünkü babam benim biraz idolüm gibiydi. Çok örnek aldığım, tavırlarından, konuşmasına çok örnek aldığım bir insandı. Muhtemelen de onun arabalarla ilgili bir iş yapıyor olması da beni etkilemiştir diye düşünüyorum. 13 yaşında o babasının arabasını kaçıran tip var ya, işte o benim. Tabii ki bunu asla övünerek söylemiyorum. Bu bir suç zaten. Benim orada kimseye zarar vermemiş olmam bir mucize, kendime de dahil. Bunu asla örnek vererek, yani gururlanarak söylemiyorum ama size aşkımın ölçüsünü anlatabilmek adına bundan bahsediyorum. Çok 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 seviyordum. Yani otomotiv sektörüyle ilgili bir kanal olmasını istedim aslında benim bu kanalın. Araç kiralıyorum, her seferinde farklı bir araç, bununla uzun yol yapıyorum. Çocuklarla beraber bir kadın gözüyle ve bir çekirdek aile olarak biz bu araçları deneyimliyoruz ve videoyu alıyoruz. Bunu da izleyenlerle paylaşıyoruz. Ben böyle şeyler düşündüm. Çok istedim ama tabii bunu hem finansal olarak sağlamak çok zor, hem de zaman açısından tamamen kendinizi buna vermeniz lazım. Şöyle bir şey bile düşünün, yani sanayiye girip çırak olarak sıfırdan başlamak, yani bunu ciddi ciddi düşünün. Hani böyle aile olsa falan nasıl olurdu gibisinden değil, ciddi ciddi, yani ben bunu yapabilir miyim acaba ya? Ama neticede o kadar ileri gidemedim şimdilik. Tabii bu hayal lisede iyice kıvılcımlanmaya başladı çünkü daha çok yaklaşmıştım artık. Alfa Romeo'ya mektup yazıyordum. Gidiyor muydu, gitmiyor muydu bilmiyorum, yani inanılmaz bir şey. İşte benim yeteneğim var, ben de tasarımcı olmak istiyorum diye. Tabii hiçbir zaman geri dönüş olmadı. Hatta ulaştım, onu da bilmiyorum ama. Kendi otomobillerimi tasarlıyordum, markalar koyuyordum. Şimdi logolar tasarlıyordum onlara, hepsini özenle boyuyordum falan. Görünce tabii lisedeki hocalarım, güzel sanatlardan gelmişler, bu işin menbaından gelmişler yani. Dediler ki otomobil tasarımı yapmak istiyorsan endüstri ürünleri tasarım bölümüne gideceksin. Aa, hangi okul? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Tamam o zaman hazırlanmalıyım. İşte desen dersine başladım lisenin son senesinde ve ilk denemede kazandım. Zaten çizim konusunda benim bir altyapım vardı. Ben kendimi bildim bileli çizen bir insanım. Eli kalem tutan, en iyi arkadaşı kalem olan bir insandım. Çocukken de öyleydi. 5-6 yaşlarından itibaren öyleydi. Çok inanılmaz kendime inancım arttı. Hayalime yaklaşıyorum. Ben çok iyi bir tasarımcı olacağım. Belki Murat Günak'la tanışacağım o zaman, o dönem Mercedes'te. Belki Pininfarina'ya gireceğim. Belki. O kadar uçmuştum yani hayal dünyam. Çok hayal kurardım. Yani geceleri yatar, müziğimi dinler, hayal kurardım. Hayal kurmak için bir mesai harcardım. O kadar çok severdim. Sonra üniversite bu şekilde devam ederken, ben hayalime ulaşacağım şeklinde ilerlerken ve ben sımsıkı sarılmışken bir şeyler olmaya başladı. Yani bir dengeler bozulmaya başladı. Acaba yani boşuna mı kürek çekiyorum? Sanki birazcık ütopik bir hayal peşindeyim gibi bir bilinçaltıma bir düşünce gelmeye başladı. Ama yine de devam ediyorum derslere falan derken, yani toplumun içinde kendimi var edememeye başladım. Çok çok kendimi çekmeye. Başlayınca bir sıkıntılar oluşmaya başladı. Çünkü ben mesela proje dersi var. Proje dersini sonunda, dönem sonunda bu projeyi sunum şeklinde bütün hocalara, yani bütün bölüm hocalarına ve arkadaşlarınıza sunmanız gerekiyor. Yani bunu yapmamak için o dersi bıraktım. Ondan sonra böyle zincirleme bir şekilde bu çöküş devam etti. Derslerden iyice uzaklaşmaya başladım. Yani en önemli dersi vermiyorum. O zaman diğerlerine niye giriyorum gibi bir düşünce oluştu. Ben de artık inancımı da kaybetmeye başlayınca benim bu azmim çok zayıfladı. Derslere gidiyorum, geliyorum ama çok da efektif bir şekilde ortaya bir şey koyamıyorum, tam çalışmıyorum. O noktada bir şeye sarıldım ki çok kötü oldu bu benim için. Alkol. Yani alkol alırsam sosyal iletişim kurarken becerilerimin arttığını gördüm. Buna sarıldım. Yani bir sürü arkadaşlar edindim. Her gün kokteyllerdeyiz, geziyoruz, tozuyoruz. Müthiş bir çevrem var ama ne oldu? Dersler. Derslerden koptum. Çünkü artık kafam çalışmıyor. Kafam sünger gibi. Çok ağır bir depresyon geçirdim. Majör depresyon diyebileceğimiz. Tabii ki bir psikoloğa kimse götürmedi. O zaman öyle bir şey pek yok.
depresyona girdim ama tabii depresyonda olduğumun bilincinde değilim. Ben sadece çok kötü hissediyorum, artık yaşamak istemiyorum. O derece bir hayattan soğuma hali. Ondan sonra benim çok güzel böyle CD arşivim vardı. Korsan CD'ler falan vardı ya, o CD'lerden işte filmler toplayıp çok müthiş bir arşiv yapmıştım. Yine bir tane film aldım bir yerden, hatırlamıyorum. Ondan sonra onu izledim bir gün. O kadar çok etkilendim ki, neyine etkilendim tam bilemiyorum ama böyle içimde böyle heyecanlı bir merak duyuyor sonuçta. Bir Kore filmiydi bu, Binçip. Dedim ki, aa Kore diye bir ülke varmış. Aa değişik bir kültür, insanlar da çok farklı, böyle şeyler oluyor demek ki Kore'de. Çok merak ettim, yani içimde bu merak beni hayata tutundurdu o dönem. Neymiş, ben bunu bir araştırayım. Araştırıyorum, ediyorum, Google var mıydı o zaman, yoktu herhalde. İnternet böyle sayfalarca bilgi yağmıyor o zaman tabii ki, internetin o şeyi dönemleri. Neyse bir şeyler buluyorum ama. Sonra Kore Kültür Merkezi'ni buldum, İstanbul'da, Elmadağ'da hatta. Ya tam benim takıldığım yerler, zaten benim işim de Beyoğlu, ben oralardayım. Bir Koreli hocadan özel ders almaya başladım. Baktım iyi gidiyorum, o öğrendim de Kore'nin temelini falan, çok iyi gidiyor. Ondan sonra dedim ki, ben Kore'ye de gitmek istiyorum. Yani çok merak ediyorum, nasıl bir yer. Çekiyor yani, bir şey beni oraya gelmem için çekiyor. Neyse, Kore Kültür Merkezi'ndeki işte hocalarının da rehberliğiyle Kore'nin Tejon şehrindeki PC Üniversitesi'nin yaz kampına kayıt yaptırdım. Ama nasıl kayıt yaptırdım? Tabii ben üniversiteye gidip geliyorum ya, böyle misafir gibi gezmeye gidip geliyorum ya. O esnada tabii çalışıyorum da, part-time işlere falan gidiyorum. İşte diyorum, fuarlarda, tanıtımlarda çalışıyorum, marketlerde, standlarda çalışıyorum, işte restoranlarda çalışıyorum falan. Para biriktiriyorum yani gitmek için. Yani o şekilde gidiyorum yani, babamdan da para almıyorum, zaten vermiyor. Neyse o şekilde biriktirdim, o yaz kampına katıldım, davetiyem geldi ve ben gittim. 2008 yazı. Gittim Kore'ye. Rüyada gibiyim, o kadar güzel geçiyor ki. Her şey tam istediğim gibi, hiçbir pürüz yok, hiçbir aksilik yok. Beklediğimin ötesinde bir deneyim yaşıyorum. Bu yaz kampında tabii bütün Kore'yi gezdik. Kore dilini de daha randımanlı bir şekilde öğrendik. Derken ben orada hop biriyle tanıştım. Biz böyle çok kısa bir arkadaşlığın neticesinde, kısa dediğim birkaç günlük bir arkadaşlığın neticesinde, ya biz hadi evlensek mi bilmem ne falan diye konuşmaya başladık. Ne kadar saçma. Böyle konuştuk ettik falan. Benim yaz kampım bitti ve ben Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten 1-2 ay sonra da o böyle takım elbisesini bilmem nesini falan toplayıp geldi Türkiye'ye. Çünkü annemlerle tanışacak ve biz de evleneceğiz. Allah'ım. Neyse işte geldi. 1-2 gün ben böyle İstanbul'da Sultanahmet, başka işte bu Eminönü falan böyle İstanbul turu yaptırıyorum, gezdiriyorum rehber gibi işte İstanbul'da. Babamla telefonda görüştük, ya o aradı ya ben aradım, hatırlamıyorum işte orayı. O kadar öfkelenmişti ki, ya burnundan soluyordu, çok kızgındı. Dedi, senin bilgisayarına baktım, bütün MSN yazışmalarını okudum, sen eve gel, çok şeyler olacak. Ben babamdan bir tokat falan yememişimdir, o dayak kısmı annem o konuda iyidir de. Babamın da öfkedir ama yani bana bir şey yapacağını düşünmüyorum bir yandan, ama çok kızgın ve gel neler olacak falan diyorum. Ben çok korktum. Ne yapmış olabilirim sizce? Yani korkup ne yapmış olabilirim? Ben o korkuyla bir daha eve gitmedim. Ne yaptım? Bir iki gün sonra işte, ya da üç dört gün sonra tam bilemiyorum, biletimizi aldık. Ve ben böyle bir kol çantası ve çok tanımadığım eş adayımla Kore'ye gittim. Kore'ye. Yani şu dünyanın öbür ucundaki beyaz aşırı gidilen yer var ya, oraya gittim. Yani şimdi düşününce insan şaşırıyor ya. Nasıl, cahil cesareti mi? Nedir bu ya? Açıklayamam. Tamam korktum babandan, tamam haklısın ama yani bu kadar mı? Herhalde bir kaçış olarak gördüm, bilmiyorum. Evdeki huzursuzluktan bir kaçış. Ya da belki kendi sıkıntılarımdan kaçış. Oraya gidince her şey düzelecek falan diye mi düşündüm, bilmiyorum. Gittim ben. Ama orada hiçbir şey güldük gülistanlık olmadı. Tamam Kore çok güzeldi. Müthiş bir yerdi ama o öğrenciyken öyleydi.
O ailesiyle yaşıyordu. Biz nereye gideceğiz? Ailesinin evine. Gittik. Ama şöyle bir şey var ki beni istemiyorlar. Yani yabancı gelin istemiyorlar. Çoğu Koreli şeyde eski jenerasyonda böyledir zaten. Çoğunda tabii ki yine istisnaları dışında tutuyorum bunu ama yabancı gelinle evlenmesini istemezler oğullarının ya da kızlarının yabancı bir damatla. Nitekim öyle oldu ve benden hoşlanmadılar, bana karşı çıktılar, istemediler ama biz aynı evde yaşıyoruz. Yani herhalde bir sorumluluk da duydular. Çocuğumuzu almış getirmiş yani bu insana bakacağız diye bir şey düşündüler herhalde ve ben 3-4 ay boyunca onlara kendimi sevdirmekle geçti aslında. Neyse ona geldi işte bu 3-4 ayın sonunda ve biz evlendik. Evlenip kendi evimize çıktık ama tabii ki tartışmalar bitmiyor, kavgalar acayip. Bir huzur yok yani. Ondan sonra bu kavgaların ve de bir aldatılmanın neticesinde biz boşandık. Boşandık. İşte bu dava görülene kadar orada kaldım. Davanın sonucunda da ben Türkiye'ye cebimde o zaman parası işte 1000 lira yıl 2010 kalacak yer yok, yapacak iş yok. Dımbızlak gidiyorum Türkiye'ye gittim. Orada da 3-4 ay da kız kardeşimde kalacağım. Annemlerle görüşmüyoruz zaten. Ve iki seçenek var. Ya o cebimdeki parayla bir ev tutup hemen aynı gün işe başlayacağım ki bu biraz mucize gibi. Ya da başka bir yol bulacağım, bir çözüm bulacağım. İşlere falan bakıyorum, ne yapabilirim, iş ilanlarına falan bakıyorum. Şeyi gördüm, Türk Hava Yolları'nın kabin memuru alımı ilanı açılmış ve ben de tam olarak böyle bir şey yapmak istediğimi fark ettim. Başvurdum, işte bu 1000 lirayı da aylarca süren mülakatlar, arkasından eğitimler, yok işte takım elbiseydi, yok yol parasıydı, yok çıkarılacak belgelerdi falan, milyon tane kalem iş, hepsini buraya yatırdım. Yatırdım ama tabii ki yetmiyor. Yani sıkıştım falan son demlerinde. Artık o kadar sıkıştım ki lisedeki çok sevdiğim canım bir arkadaşım var. Sağ olsun o bana 2-3 kere dolmuş parası gönderdi. Yani düşünün o kadar. Çok şükür eğitimin de sonuna kadar gelmişim. Tamam her şey tamam yani. Tamam artık başlamama çok az. Şu kadar kalmış. Sağlık raporunda kansızlıktan kaldım. Ah nasıl bir stres anlatamam. Aylarca süründebelen. Elindeki son şeyi ver. Kansızlıktan kal. Sağ olsun yine o lisedeki arkadaşım el koydu duruma da bir şekilde halletti. Ve ben girdim Türk Hava Yolları'na kabin memuru olarak. Çalışmaya başladım. Aa her şey çok güzel gidiyor ya. Aa paralar geliyor. Ben dünyayı geziyorum. Korecem de var diye Kore'ye gidip geliyorum sık sık. Tam istediğim şey. İşte gittim bir rezidansla daire kiraladım, dayadım, döşedim. Tabii o dönem ailemle, babamlarla da görüşmeye başladım. Genelde şöyle olur yani, annelerin, babaların tutumu. Hoşlarına giden, gururlandıkları bir işi yaptığınızda yanınızda olmaları daha kolaydır. Öyle bir şey yaşandı tabii. Hoşlarına gitti muhtemelen. Belki de gurur duydular. Aa aslında sonunda doğru bir iş yaptı falan diye. O sırada biz tekrar görüşmeye başladık. Yani düşün hayat çok güzel gidiyor. Hem ailemle görüşüyorum, yanımdalar. Hem İşim, muhteşem bir işim var. Yine dürtüyor işte. Dürtmeye başladı. Yani benim kendi iş sıkıntım değil de çevresel bazı faktörler yine beni düşürmeye başladı. Ciddi bir taciz girişimi oldu birisi tarafından. Bu da beni işten ve hayattan yine soğutmaya başladı. Yine o kara bulutlar benim böyle tepeme bindi. Çok kötü şeyler olabilirdi ve olmadı ama niye sessiz kaldığımı bilmiyorum. Yalnızlık mı acaba? Yani kimse de bir akıl veremedi. Çünkü ben anlatamadım da. O evrede işler yine sarpa sarmaya başladı ve benim yine o melankolik, depresif hallerim beni iyice basmaya, ele geçirmeye başladı. İşte o dönemde de biz Jun'la yani ikinci eşimle görüşmeye başladık. İzmir'de yaşıyordu. Ben işte zaten İstanbul'da gidip geliyordu hafta sonları falan. Biz o şekilde görüşürken biraz durumlar ciddiye doğru dönmeye başlayınca baktık iyi gidiyor falan. Ben işi gücü bıraktım, İzmir'deki evi kapattım ve İzmir'e Jun'un yanına gittim. Evlilik, kızımın olması falan aynı sene. Yani her şey çok hızlı gelişti. Kızım doğduktan sonra bizim kavgalarımız artmaya başladı. Zaten kavga ediyorduk yani. Hani kendiyle kavgasını çözememiş insanlar daha nasıl evlilik yürütebilir, aynı evde yaşayabilir ki? Ben kızımı alıp İstanbul'a taşındım.
bir süre İstanbul'da yaşadım. Yani çok uzun bir süre değil aslında. Ondan sonra biz tekrar barıştık çocuğumla ve yine İzmir'e döndüm. İzmir'e döndükten sonra oğlum oldu. Oğlum olduktan sonra bizim yine kavgalarımız dayanılmayacak boyuta geldi. Ve boşandık 2017'de. Çocukları aldım. Birlikte yaşadığımız evden de çıktık ve İzmir'de güzel bahçeye, Saitiye'ye yerleştik çocuklarla. Cunsu daha meme emiyor, küçücük yani. Kaç, 7-8 aylık falan olmalı. Küçük bebekle tek başımayım, bir destek yine yok. Biz Cun'la evlendikten sonra yine ailemle görüşmemeye başladık. Yine yalnızım yani. Öyle dönemlerde insanın aileye ihtiyacı oluyor, biliyor musunuz? Çünkü o kadar zayıfsınız ve çaresizsiniz ki sanki yeryüzünde tek başınıza kalmışsınız ve iki tane küçücük bebeği korumanız gerekiyor gibi hissediyorsunuz. Halbuki bir başımı yaslayıp ağlayacağım, böyle sığınacak bir limanım olsa çok daha güçlü ve güvende hissederdim kendimi. Diken üstünde yaşamazdım o kadar. İşte o noktalarda aile olmaması çok yıpratıcı. Eğer aileniz yanınızdaysa bence bu süreçler o kadar da ağır geçmeyebilir. Benim bu boşanmayı kabullenmem, yani tamam biz ayrıldık diyebilmem 9-10 ayımı aldı. Çünkü ben hala sevgim de vardı. Ve yani sanki böyle kısa süreli bir yere gitmiş de tekrar gelecekmiş de biz tekrar birleşecekmişiz de gibi de bir kabullenememe vardı. Çünkü iki tane çocuğumuz var, biz aramızda sevgi de hala devam ediyor falan. 9-10 ay geçtikten sonra dedim ki aslında biz ayrıldık, bitti. Yani artık bunu kabullen. Bu zaman geçtikten sonra zaten o acı da soğumuştu, artık bir üzüntü hissetmemeye başlamıştım. Şimdi geldiğimiz noktada ikimiz arkadaşız, dostuz, yani çok yakın bir akraba gibiyiz. Yani ilişkimiz bu boyuta evrildi ve çocuklarımız var, sürekli görüşmek zorundayız. Bana bir şey olsa o koşar, ona bir şey olsa ben koşarım. Yani bu şekilde bir destek çemberi içindeyiz. Birbirimize düşmanlık beslemedik, beslemiyoruz da. Ama çok gıcık olduğumuz, birbirimizi sinir eden düşüncelerimiz, fikir ayrılıklarımız olmuyor mu? Hala oluyor yani, bu arkadaşlık içerisinde bile oluyor ama yeterli bir barışçıl ilişki kurmaya çalışıyoruz en nihayet. Ama tabii bu kadar tek başına olmanın şöyle bir getirisi var ya, ben her şeyi tek başıma yapabilirim ya, böyle bir gücüm var. Bu kadar zorlu bir parkur tek başıma geçmişim yani ben, yani hayatta karşı ben tek başıma da başarabilirim kuvveti getiriyor bence. Yıl oldu 2018. Biz Sayfiye'den Bostanlı'ya taşındık. Sonra Bostanlı'dan tekrar başka Bostanlı'daki bir daireye taşındık falan. Son taşınmamızda dedim tamam, müthiş bir yer. Yani o kadar huzurluyum, o kadar seviyorum ki. Yani ilk kez köklendiğim, böyle kök saldığım, ait hissettiğim evde yaşarken ben yogaya başladım. Ve inanılmaz bir insana dönüştüm. Yani bu az önce anlattığım bu depresif çöküşler, kalkışlar, melankoli, acı, keder falan, bunların hepsi gitti ve ben böyle kendini seven, kendine böyle şefkat gösteren, kendini sarmalayan, böyle acayip iç huzuru yüksek kadına dönüştüm. Yani bütün zararlı alışkanlıklarımı bıraktım. Hatta zararlı alışkanlığı bıraktım da bana zararı dokunan insanları, yani böyle sapır sapır çıkar. O kadar huzurluydum ki dedim ki hayatımın en huzurlu, en mutlu dönemindeyim ya. Nasıl bir şey bu? Çok mutluyum. Bir şey de yok aslında. Yani böyle müthiş olan, hayatımı böyle başka bir aşamaya taşıyacak bir dönüm noktası da yok. Yani dümdüz yaşıyorum yine her zamanki gibi. Çoluk çocuk işte yuvarlanıyorum ama iç huzurum mükemmel. Kendimi seviyorum ya, artık tamam her şeyi seviyorum. Öyle bir yerdeyim. Sonra pat, İzmir depremi oldu. Yani her şey bu kadar kusursuz ilerlerken, yani kusurlu ama kabulümde ve mutlu ilerlerken böyle bir şey ne oldu? Yine benim dengemi bozdu, yine kara bulutlar, yine karamsar bir tablo. Binadan çıktım, çocuklar yanımda değiller, neyse ki onlar Selçuk'ta, babaannelerin evinde. O yeni, çok az katlı ve sağlam olduğuna inandığım bir yer, onun için hiç endişeli değilim ama kendim müthiş bir tramvayla çıktım binadan. Sapır sapır betonlar, bir şeyler dökülürken ben kendimi attım. Yine tek başımayım. Arabaya yaslanmışım. Binaya bakıyorum böyle. Tamam, şimdi yıkılacak. Tamam, şu an yıkılıyor. Evet, yıkıldı. Bu şekilde izliyorum binayı ve şöyle bir ayağımdaki terliklere baktım. Şu sıfatıma böyle bir aynada baktım. Nereye yaslanıyorum bir şöyle bir baktım. Ay, yine sap gibi yalnızsın ben. Jetonlar düştü tabii şarıl şarıl ve o deprem sonrasındaki dönemde de, süreçte de çok fazla anladım. Tamam, bu şöyle, bu böyle. Bundan sonra hani ilişkim devam etse de orada bir
bir ara kalacağı belliydi. Çünkü gel dediğim ve trip yediğim insanlar oldu. Sonra korkumla dalga geçen insanlar oldu. Ya bunları tabii ki not verdim. Sevmeye devam etsem de bir mesafe olmasını diledim aramızda. Ya bir Allah'ın kulu atlayıp gelemedi. O dönem çok kızmıştım ama sevgi benimle alakalı, benim kalbim ve benimle alakalı bir şey ve ben hala sevmeye devam edebiliyorum yine de insanları. Hiçbir şey beklememem gerektiğini biliyorum. Bu yüzden de beklemeden seviyorum. Bir beklentim yok yani insanlardan. Bizim ev az hasar aldı raporlarda ama benim içimi ürperten hasarlar vardı bakımda. Ben tabii ki mühendis olmadığım için bunlara çok bilimsel yaklaşamadım ama benim ruhumu korkutan, çok endişeye düşüren bir durumdaydı bizim binanın hali. Çünkü eski bir binaydı, 80'lerde falan yapılmış. Selçuk'a, eski kayınvalidemin sokağına taşındım. İşte İzmir merkezden bir saat uzaklıktaydı orası. Çok güzel bir iki katlı bina buldum. Sapasağlam, yepyeni. Her şey çok güzel ama yine korkularım devam ediyor. Ben aşamadım. Korkuyorum. Yani geceleri uyuyamıyorum, tuvalete gidemiyorum. Kapının sürekli önünde nöbet tutuyorum. Deprem olursa onu burama alacağım, şunu burama alacağım, öyle çıkacağım. Daha bire rasathane gibi deprem verilerini alıyorum. Bir yandan profesörlerin daha deprem çok İzmir'de dediklerini dinliyorum falan. Böyle artık kafayı üşütmek üzereyim. Ya iyiye gitmiyorum belli. Yardım alsam belki çözülür ama benim kafamda o yer etmiş yani böyle bir gerçek. Yani bu deprem gerçeği burada var ve burası evimiz güvenli olsa da biz nerede yakalanacağımız belli değil. Ben bu çocukları nasıl koruyacağım? Ben artık buralara kadar böyle zombi gibi olmuşum, kapkaranlık. Yemek yiyemiyorum, tuvalete bile gidemiyorum yani. Duş yapmayı bırak. Bunlara yansıtmamaya çalışsam da yani anlamazlar mı? Anlarlar yani. Böyle zorlu bir ay geçirdikten sonra o evde dedim ki yok olmuyor. Biz ne yapsak en iyisi biz Ankara'ya mı taşınsak ya? Ankara biraz daha güvenli. Hem Cun da orada yaşıyor. Ankara benim asla yaşamam dediğim şehir. İşte büyük konuşmayacaksın. Bu da bilmem kaçıncı ders öğrenmemiz gereken. Büyük konuşmayalım lütfen. Tası tarağı, çoluk çombağı topladım. Ankara'ya yerleştim bu sefer de. Yıl 2020'nin sonu. Çok tatlı bir yer bulduk, kiraladık ama Ankara. Neyse yıllar geçiyor ve çok alıştık, çok sevdik. Nasıl sevmem? Yani bana güvenli yer sunmuş, o şeyden, o korkudan kurtarmış. Kötü gün dostu gibi bir şey geldi Ankara yani. Çok güvendiğim, güvenilir arkadaşım gibi. Artık seviyorum. Çok da beklentim yok yine yaşadığım şehirden ama seviyorum. Tabii sonsuza kadar burada yaşamam, onu biliyorum ama kötü günlerde böyle dönüp dolaşıp geleceğim bir yer olarak Ankara'yı benimsedim sanırım. Ben her şeyi bıraktım tekrar. Yogayı da bıraktım. O iç huzur falan gitti kalmadı zaten o depremden sonra. Hem de Ankara'ya adapte olmaya çalışıyoruz. Yine çocuk, yine başka okullar falan filan bir sürü koşturmaca içindeyiz. Yine bu bunalımlar sürerken ve Türkiye'nin hali benim içimi acıtırken çok fazla güncelde kaldığım, sosyal hayatı çok fazla takip ettiğim haberleri, işte toplumsal felaketleri çok fazla okuduğum ve içinde olduğum da işte Ekşi Sözlük gibi platformlarda çok yazıp çizdiğimiz mevzuların olduğu dönemde dedim ben tamam gidelim Türkiye'den. Daha pandemi var. Pandemi süresince tabii Kore'ye vize almak çok zorlaştı. Yani inanılmaz bir prosedür işlemeye başladı. Neyse konsoloslukla konuştum. Tamam yapabilirsiniz. Şu belgeleri hazırlayın. Topladım belgelerimi. Her şey hazır. Gidersem çok kötü olacağını her şeyin. Berbat şeyler yaşayacağımı. Gitmemem gerektiğini. Bunları söyleyen bir iki insan vardı. Onlar çok motivasyonumu kırdılar ve ben çok korkmaya başladım bundan da. Yani gideceğim ama acaba çok mu kötü olacak gerçekten? Bunu da tek başıma yaptığım için tabii ki riskler beni biraz ürpertiyor. Çocuklar da işin içinde olunca. Yoksa tek başıma olsam ben basar giderim zaten. Sorun değil de yani iki tane insan hayatını da etkilemek çok fazla sorumluluk benim için. Yani bu yüzden bu Kore hikayesini de biraz ertelesek mi diye düşünmeye başladım. Hem zaten Kore'ye bir alanda böyle profesyonelleşme, hani oraya gittiğimde rahat çalışabilecek bir pozisyonda da gitmek istiyordum. Yani böyle bir düşünce de vardı. İyi bir fırsat aslında. Hazır gardın düşmüşken, hazır buna cesaretin kırılmışken buna ayır. Kendini geliştirmeye, işte Kore'ye gittiğinde bir iş rahatlıkla bulabileceğin pozisyona getir kendini diye. Kendimi geliştirmeye başladım. Bu noktadan sonra zaten yogaya başladım. Tekrar o beni böyle salladı, silkeledi, güzel bir dengeye getirdi. Tekrar öz şefkatler, öz güvenler tekrar yerine geldi falan.
Şöyle bir silkelendikten sonra dedim tamam hadi başlıyoruz Aslı. Gittim kurslara saldırdım. Önce Sejong Üniversitesi'nin Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yaptığı koje dersleri, kursları var. Oraya girdim. Oradan sertifikamı aldım, eğitimimi tamamladım. Geçtim ODTÜ'ye. ODTÜ'den İngilizce dersleri aldım. Oradan da seviyemi yükselttim. Upper Intermediate'a geçtim ama hedefim TOEFL'dı. Oraya belki yine devam edebilirim tekrar TOEFL konusuna. Arkasından yoga eğitmenliği. Çünkü yogayı kendi hayatıma yedirmek istiyorum. Yani beni enkaz halinde alıp bir insana çeviren, iç huzurumu, öz şefkatimi, özgüvenimi yerine getiren bu şeyi hayatımın her anında, her hücresini zerk edilmiş halde tutmak istiyordum. O yüzden ne yapmam lazım? Hem kişisel hayatım hem profesyonel hayatım. Bununla doldurmam gerekiyor. İyi, nasıl olacak? Yoga öğretmenliği. Tamam dedim, hadi gidelim. Bu sefer yoga eğitmenliğini aldım. Ama bu esnada üniversite sınavlarına da hazırlanıyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanırken arkadaşım dedi, af çıktı Aslı, başvur. Gittim, afla mimar sınavına tekrar geri döndüm ama okul İstanbul'da olduğu için, işte geçiş yapamadığı için falan filan. Oraya devam edelim. O yine öyle kaldı. İşte şimdi spor federasyonundan belge alabilmek için antrenörlük çalışıyorum. Arkasından hamilelik yogası, arkasından ileri seviye çılgıncasına çalışmaya devam ediyorum. Yani Kore'ye gitmememiz bir açısıyla da bence faydalı oldu bu yönden. Çünkü her şeyde bir hayır var gerçekten. Bayağı boşandığımda da çok üzüldüm ama arkasından hayrını görebildim. Yani biraz beklemek lazım hemen karartmamak için kendimizi. Çünkü arkasından kesin emin olun bir hayrı var. Gerçekten. O yüzden bunları hep böyle kabul ederek, kendimizi üzmeyerek baş edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yoga üzerine özel ders veriyorum işte ama zaman çok fazla olmadığı için bu kısıtlı sürelerde ilerliyor. Yani bu dönem için böyle olması gerekiyor. Açıkçası bu dönem benim için çok önemli. Bir yanıyla neden önemli? Şundan da bahsedeyim. Çünkü ben çocukluğumda çok fark edemedim sosyal kaygıyı. Bu yaşımda yani 40 yaşımda keşfettim. Benim böyle bir hastalığım olduğunu keşfettim. Ben bunu genelde yıllardır çok yıpranmış özgüvenimden, işte çocukluğumdaki travmalarımdan kaynaklı bir öz şefkat eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyordum. Yani kendini bu yüzden beğenmemi, kendini sürekli yetersiz görme ve bu yüzden de sosyal ilişkilerden kaçınma, eleştirilmekten, kalbin kırılmasından, beğenilmemekten, azarlanmaktan, yani böyle şeylerden kaçınmak için insanlardan kaçtığımı fark ettim. Ve bu özgüvensizlikten bağımsız bir şey. Yani özgüvenini tamir etsen de bu sosyal kaygıyı yaşayabiliyormuşsun. Ki ben yoga ile çünkü bu özgüvensizlik olayını aşabildim. Ama neden hala bu kaygıların devam ediyor diye sorunca işte bu araştırmaya girdim ve okuduğum, izlediğim bazı şeylerden böyle bir hastalık olduğunu, hiç aklımızdan geçmeyecek insanlarda dahi olabileceğiniz öğrendim. Yani bir tiyatro oyuncusunda sürekli sahneye çıkan bir aktiviste bile olabileceğini öğrendim. Ve bu çok önemli bir adımdı benim. Tedaviye hemen yöneldim ve şu an tedavi aşamasındayım. Bu konuyu da ben çok konuşmak istiyorum. Yani sosyal kaygı, sosyal fobi ya da sosyal anksiyete nasıl derseniz. Yani çocukluğunuz olabilir, yani genetik yatkınlık olabilir, bir tanecik bir olay bile olabilir. Ve bunu çoğu kişi yaşıyor ama ya yaşadığını fark etmiyor ya da bu kaçınma halini, sosyal toplumdan kendini izole etme halini devam ettirmeye çalışıyor. Bunu hiç tedavi etmeden düşünün. Ben 40 yaşındayım. 40 yıllık hayatımın nasıl zorlu geçtiğini tahmin ediyorsunuz ve bir parça da görüyorsunuz. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız lütfen bana belirtin aşağıda. Bununla ilgili sohbet edelim, bir konuşalım diyorum. Ben kendi yaşadıklarımı anlatayım. Bir bilir kişisi olarak değil de tecrübelerimi, öğrendiğim bilgileri, kendi doktorumdan okuduğum kaynaklardan öğrendiğim bazı herkese uyacak doneleri ve kendi serüvenimi, ben neler yaşadım, nasıl kurtulmaya başlıyorum, neler yapmaya çalışıyorum, bunlardan bahsederek bence birbirimize de iyi gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi de sizden gelen soruları okuyacağım. En sevdiğin araba modeli desem manuel. Dilem Umer, sen şu an çok kötü yerlere girdin. Şeyi çok seviyorum ya. Peugeot'un var ya sedan aracı 508. Manueli var mı bilmiyorum ama ona bayılıyorum ya bu aralar. Oh, geldi. Dışarıdaki bir işimi halletmem için çıkmam gerekti. O yüzden birazcık hava kararmış halde tekrar masamın başına oturuyorum. Umarım çok fazla ışık farkı yoktu. Serap demiş ki, bu kadar zamandır nerelerdeydin? Sanırım artık Ankara'da yaşıyorsun. Sevgiler.
Serapcığım, öpüyorum seni. Evet, şu an Ankara'da yaşıyorum. Ve işte bahsettiğim gibi biraz karmaşık bir dönem oldu. Bununla baş ettim. Benim bir sorum yok. Bence YouTube formatınız geçtiğiniz yolları anlatan sohbet tadında olsun. Ebru böyle demiş. Evet Ebru, ben de sana katılıyorum. Gerçekten sohbet videoları güzel oluyor. Çünkü iki tarafı birbirine yaklaştırıyor bence. O yönden çok faydalı. Sanki başka bir Aslı gördüm karşımda ve çok sevindim. Sanki daha özgür ve çoğu şeyden emin. Evet, birçok şey değişti artık. Kendimdeki sıkıntıları fark edip onların üzerine gitmeye başladım. Ve kendimle barıştım ayrıca. Değilim, kendimle kavga etmiyorum artık. Onu anlıyorum, oyuna suyuna gidiyorum. Çok önemli bence insanın kendisiyle anlaşabilmesi. Daha önce hostes miydiniz? Evet, daha önce Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak çalışıyordum. Evlenmeden önce. Eski takipçilerinden olarak blog zamanından hayatını 3 bölüme ayırsan isimleri ne olurdu? İtiş Doğan, evet. Çok güzel bir soru. 3 bölüme ayırsaydım... Birinci kısım işkence olurdu. İkinci kısım... Kaçış olurdu, evet. Yani sürekli bir şeylerden kaçtığım dönem. Üçüncü bölümde bence huzura uyanış mı? Huzurlu uyanış mı? Ama uyanış yani. Dudaklarda dolgu var mı? Evet, dudaklarda dolgu var. Hatta 2006 yılında ben yaptırmaya başladım. O zamandan beri dolgu yaptırıyorum ve kendi dudaklarım, yani bundan önceki hallerini çok hatırlamıyorum. Bayağı inceydi. Özellikle üst dudağım çok inceydi benim. Şu anda da çok sık yaptırmıyorum artık. Yılların dolguları herhalde yer ettiler, bilmiyorum dudaklarım. Eskisi kadar çabuk erimiyor. Erise de o ilk haline dönemiyor. En son ne zaman yaptırmıştım? 1-2 sene olmuştur herhalde. Artık çok erimiyor. Koreli misin? Yok, Türk'üm ben. Ama çocuklar yarı Koreli, yarı Türkler. Babaları vesilesiyle. YouTube'a ara verdiniz. Geçiminizi hangi mesleklerle sağladınız? Geçimimi herhangi bir meslekle sağlamadım. Biz iş bölümü yaptık Cun'la, yani eski eşimle. O finansal kaynağı sağladı. Ben de çocuklara baktım. Yani o çocuklara bakıp ben finansal kaynak da sağlayabilirdim. Ama çocuk bakma konusunda bence ben daha yetenekliydim. O yüzden böyle bir iş bölümü yaptık. Boyunuz, kilonuz. Boyum 1.78. Kilom da 52. Ay pardon, ne 52'si? 62-65 arasında değişiyor. Şu an 63'lerde gibi. Ne zaman evlendiniz, boşandınız? 2012'de evlendim. 2017'de boşandım. Nedeni birbirimizi anlamıyor olmamız, çok çatışıyor olmamız fikirsel olarak ve karakter olarak da birbirimize çok uygun değildik. Onu talep ettikleri bende yoktu, benim talep ettiklerim onda yoktu. Yani yanlış bir eşleşmeydi ama işte hem yalnızlık hem belki sevgi açlığı böyle bir seçime yöneltmişti beni. Ama böyle bariz bir problem değil de genel olarak anlaşamıyor olmamız bizim boşanmamıza sebep oldu. Burcun ne? Aslı çok güzelsin. By the way. Verdiğiniz için teşekkür ederim. Benim burcum yengeç. Yükselenim boğa. Ve ayım kovaymış. Onu da yakın zamanda öğrendim. Aslında öyle hani 30'dan 35'ten sonra burcu yükselene geçiyormuş falan, o yalanmış ama benim birazcık etkisi çoğaldı boğa burcunun. Yengeç burcunun özelliklerini hala taşıyorum ama çok fazla aşırı duygusal. Hele o romantiklik, aşk meşk işleri artık bende hiç kalmadı. Tabii bu büyümeyle, yaş ilerlemesiyle de alakalıdır muhtemelen. Cansu'cum çok teşekkür ederim. Yani burada sorular dışında çok tatlı yorumlar var. Yani keşke hepsini okuyabilsem. Ama böyle kendi kendimi cilalıyormuş gibi olmak istemem. Ama çok teşekkür ediyorum buradan. Okuyamasam da yorumlarınızı. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Bunu önceden sorsanız yani işte şöyle böyle yani idare ediyoruz ya falan derdim. Ama şu anda tünelin ucunda ışığı görüyorum. Yani yönüm oraya bakıyor. Dolayısıyla umut doluyum. Bu umut da beni çok mutlu yapıyor şu an. Her şeyi çözmüş değilim. Ama çok yol aldım. Ve de doğru yolda gidiyorum. Bu konuda emin hissediyorum kendimi. Neden eski videolarını kaldırdın YouTube'da? Gülseracığım, çünkü o videoların bir kısmına telif gelmiş. Ben telifsiz müzik kullanmama rağmen yıllar sonra bu telif statüsü değişmiş muhtemelen şarkılardaki. Ve oralarda sıkıntı çıkarmış ama
Bazı videolarda da eski eşimle çok fazla beraberiz. Bazı videolarda da çok akmıyor, video akmıyor ve sıkıntılı gibi görünüyor yani. Çok izlenecek yapıda değil gibi görünüyor. O yüzden onları arşive koydum ama yani bir bakarım, hani eli yüzü düzgün varsa yine ayıklayıp yayını açarım olmazsa. YouTube'u bıraktığınız andan itibaren hayatınızda neler değişti? Medeni halimden tutun, hayata bakış açımdan, kendime bakış açımdan birçok şey değişti. Ben çok fazlasıyla değiştim yani. Cildine bir şeyler yapıyor musun? Çok güzelsin. Teşekkür ederim Yağmurcuğum. Cildime çok temel seviyede bir işlem yapıyorum. Atopik cilde uygun bir yıkama jeliyle yıkıyorum. Arkasından yine eczaneden alınmış bir nemlendiriciyle şöyle güzelce bir nemlendiriyorum. Göz altına krem sürüyorum. Yani bu rutini tabii bir senedir yapıyorum. Ancak jetonum düştü benim. Güneş kremini de bu sene sürmeye başladım. Yani ben aslında çok iyi bakmadım cildime. Onun için çok böyle ahkam kesemeyeceğim. Cildim zaten çok iyi durumda da değil, o yüzden çok iyi bakmadığım için. Mesela hamilelik döneminde böyle çil gibi küçük küçük kahverengi lekeler, güneş lekeleri oluşmuştu. O zaman da kullanmıyordum güneş kremi. Bu da zararlarını şu an yaşıyorum. Cildim çok kuru ve atopik. Yani sıkıntılı birazcık benim cildim. Çok sevindim. Neden birden video çekmeyi bıraktınız? Hayatınızda neler değişti? Genellikle aslında evet, sorular bu yönde. Ama bunu da işte birazcık giriş kısmında aslında uzun uzun anlatmaya çalıştım. İşte o sebeplerle böyle sekteye uğradı açıkçası. Bir dönem yarış arabalarıyla içli dışlıydın, onu hatırlıyorum. Hala devam mı? Melike'cim canım, seni öpüyorum. Arabalarla hala ilgiliyim. Başka hiçbir şey yapmayayım. Böyle bakayım arabalara, bakayım. Böyle yolun kenarında oturtun beni bir köşeye, sokağın başında falan. Bir sandalye çekin, beni de oraya koyun. Saatlerce izlerim. 8-9 saat aralıksız, aralıksız değil tabii. 2-3 kere mola vererek uzun yol yapıp hala sıkılmadığımı biliyorum. Ama tabii gözler, beyin falan yorulmuştu artık yani. Ne iş yapıyorsun, neden YouTube'u bıraktın? Sevgiler. Çok öpüyorum. Şu an yoga öğretmenliği yapıyorum. Ama böyle full time değil tabii. Zamanım yettiği kadarıyla işte ufak ufak araları serpiştiriyorum. Çünkü daha hala eğitimlerim devam ediyor. Estetiğim var mı? Botoks yaptırıyor musun? Evet, estetik olarak burnum var. Burnum estetik. Botoks konusunda ise sadece geçen sene işte yaza girerken şurama kısıyorum diye gözlerimi. O çizginin belirginleştiğini hissettim. Şuraya sadece şu noktaya yaptırmıştım ama bu yaz da yaptırır mıyım yaza girerken bilmiyorum. Çok güneş olduğu zaman kısıyorum ve burası çizgi oluşabiliyor. Ama onun dışında buralara falan yaptırmıyorum. Bayağı kırışıyor oralarım şu an. Ben de bahsettiğiniz gibi çalışmıyorum ve nereden başlayacağım bilmiyorum. Cansucuğum, ben sana şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Biliyorum çok karmaşık ilk başta. Yani ne, hangi ucundan tutsak da çeksek diye düşünüyor insan ama bana göre, yani bana sorarsan eğer, ilk yapacağımız iş bu noktada kendimize dönüp bakmamız. Bir, sen ne yaparken mutlu oluyorsun mesela? Bunları yaz. Yani şunu yaparken çok iyi hissediyorum. Ya süpürürken bile olabilir. Yani resim yapıyorken olabilir. Ders çalışırken olabilir. Ya ne konuda eylem gerçekleştirdiğinde sen kendini gerçekten iyi hissediyorsun, zevk alıyorsun. Ya bitmese biraz daha yapsam, bu çok iyi gidiyor diyebiliyorsun. Her gün yapabilirim bunu diyorsun. İkincisi, ya senin fiziksel olarak becerilerin, yeteneklerin, kuvvetlerin ve sınırların neler? Üçüncüsü de zihinsel olarak, bel, sayısal, sözel, işte yaratıcı, analiz yapıcı, ya hangi konularda zihinsel yetenek ve becerilerin var? Yani burada yaptığımız şey bunları yazmak, bunları görmek. Çünkü düşünsel olarak baktığımızda biraz bu fikirler havada uçuşuyor çok soyut olduğu zaman. Kağıda döküp bunu somuta geçirdiğimizde birazcık daha belirginleşiyor fikir. Amaç burada biz şu an neyiz? Yani elimizdeki malzeme ne? Bir de istediğimiz şey, senaryo ne? Bu ikisini örtüştürmeye çalışacağız. Yani önce kendine bakman gerekiyor. Aslında cevap sende var ama bunu birazcık incelemen, kendine sorman, biraz kendini sorguya çekmen gerekecek bu evrede. Ama ben bulacağına inanıyorum. Çünkü hepimizin elinde niteliklerimiz var ama çoğumuz bunu ortaya çıkaramıyoruz. Bunu irdeleyip bulacağını düşünüyorum ve sana güveniyorum Cansu.
Anne baba varsa kardeşleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Anne babam İstanbul'da yaşıyorlar hala. Kız kardeşim bir yaş küçük benden, o da İstanbul'da. Erkek kardeşim de 90'lı. Atakent Efes bloklarında otururken balkonda yaptığınız resimleri satın almak istiyorum, mümkün müdür? Leventciğim niye olmasın? Yalnız benim duvarımdalar şu an. Hepsi oralarda, şuralarda. Hepsini kendi evime astım. Ama sen yeter ki iste, tabii ki olur. Ay, resim yaparak para kazanmak benim için gerçekten ütopik bir rüya. Müthiş olurdu. Yoga, hostes, vlogger, antrenör, hangisi ağır basacak demiş Nabukucuğum. Nabukucuğum, şimdi yoga ile zaten antrenörlük ikisi bir paket. Hostes, hani artık çaresiz kalırsam ve alan olursa, vloggerlık da biraz böyle sosyal kaygıya ödevim. Kendimi insanlara açmak için kendi kendime verdiğim bir ödev. Ve benim paylaşma isteğim, kendimi açma isteğim, artık saklamak değil de açmak istiyorum kendimi. Var olmak sosyal toplumda ve insanlarla iç içe olmak istiyorum. Çünkü bunun bana huzur ve başarı getireceğini öğrendim. Ha, siz evliydiniz, sizi tanıdığımda ne güzel hatun demiştim, maşallah. Neden bıraktınız video çekmeyi? Ayşegülcüm, işte işler zorlaştı. Boşandıktan sonra fazla sorumluluk, hem motivasyon düşüklüğü hem de sosyal kaygımın iyice böyle tavan yapması. Yapamadım yani. Yapmışım aslında. Baktım, videolar çekmişim. Hatta boşanmaya karar verdiğimiz bir Yunanistan tatili var bizim. Hep beraber eskiden ailece gittiğimiz. Orada bile vlog çekmiştim aslında. Onu da yayınlamadım. Sonra daha sonra soru cevap da çekmişim. Onu da yayınlayamadım maalesef. İşte çabalamışım ama olmamış yani. Demek ki doğru zaman şimdiymiş. Kitap okumayı sever misin? Mehmetciğim, evet, seviyorum kitap okumayı ama böyle çok derecesine düzenli bir ritüelle okuyamıyorum. Okuduklarım da genelde bana fayda sağlayacak birazcık psikoloji kitapları bu aralar. Onlara ağırlık verdim ki alıp kendimde nasıl kullanabilirim bilgiyi, onu çözmeye çalışıyorum. Özel kaçmazsa boşanma psikolojisi, kadın olarak güçlü olmakla ilgili tavsiyeleri. Boşanma ilk etapta çok ızdıraplı geliyor. Dünya sonu gelmiş. Çok sevdiğiniz birisi ölmüş. Ya da çok müthiş bir başarısızlık yaşamışsınız gibi hissettiriyor. İlk etapta acı çekiyorsunuz. Bu acıya da engel olamıyorsunuz ama şunu düşündükçe, yani bu bir başarısızlık değildi. Bu kapının kapanıp diğerinin açılması gerekiyordu. Ya da bunun buradan gitmesi ki başka bir şeye yer açması gerekiyordu. Bunun sizin hayrınıza olacağından emin olduktan sonra bu acıyı biraz hafifletebilirsiniz o esnada. Elbette ki tamamen kaldıramıyorsunuz, bu kadar bilinçli olsanız da. Çünkü duygular devrede, artık mantık birazcık daha seyrelmiş halde oluyor. Ama bunu düşünerek, yani bunun bir hayrı var, gerçekten hayrı var. Bunu göreceksiniz, birkaç ay, belki birkaç sene sonra göreceksiniz ama o ana kadar acı çekmeyi de bırakabilmek için bunu sık sık kendinize hatırlatmanız lazım. Boşanmakla ilgili ise, yani zaten boşanabiliyorsanız bence güçlü bir kadınsınızdır. Boşanabilmek kolay bir iş değil. Hele çocuğunuz varsa, yani desteğiniz olsun olmasın, boşanmak kolay bir iş değil. Hem duygusal olarak, hem maddi olarak, hem de mental olarak kolay bir şey değil. Bu bir savaşa giriyorsunuz demek, ben hazırım demek. Ama tabii buradan herkese gidin boşanın demek istemiyorum. Önce yapılabiliyorsa onarmaya bakmak lazım arızayı. Olmuyorsa çok zorlamamak lazım. Hele benim gibi 3 kere falan denemek çok akıl işi değil açıkçası. Ama bu konu hakkında daha uzun konuşuruz ya, değil mi? Bence hepimizin bu konuyla ilgili söyleyeceği bir şeyler vardır. Aramızda benim gibi boşananlar da vardır. İkinci evlenen, üçüncü evlenen ya da hiç evlenmeyen ve çevresinde olanlara bakıp bir ders çıkaran kendine. Mutlaka herkesin bir fikri vardır bu konuyla ilgili. Ve paylaşmak güzel olur bence. Gelecek planları, gelecekle ilgili ise şöyle şeyler düşünüyorum. Benim şu anda kendimle ilgili çözmem gereken şeyler var. Evet, bunun farkındayım. Yola da başladım, yola da koyuldum. Kişisel olarak, yani aslı olarak gelecekle ilgili planlarım, yani çocuklardan bağımsız olarak
Öncelikle tüm bu bilişsel çarpıtmaları bir temizlemek, bir temize çekmek ve bu yolda bayağı bir mesafe kat etmek istiyorum. Bu sefer kendimi ifade edebilmek, özellikle maddi özgürlüğümü kazanmak ve tekrar kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Şu an benim en büyük kendimle alakalı kişisel hedefim bu iki madde. Çok donanımlı bir yoga öğretmeni olmak istiyorum. Yani bir gün ileride çok güzel bir yoga stüdyosu açabilecek kadar verimli bir öğretmen olmak istiyorum. Denizden sıfır bir plaj evi istiyorum. Bir doçrem istiyorum. Yine çok uzun oldu galiba. Ay ne yapacağız? Ben o zaman kapatayım yavaş yavaş. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. Instagram'dan hiç üşenmeyip yazdığınız için. Daha sonra tekrar böyle soru cevap yaparız. Başka sohbetler yaparız. Sizin aklınıza gelen bir şey olur. Benimle paylaşırsınız. Oraya yöneliriz. Şimdilik size hoşça kalın diyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Ve iyi Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın.